Etso Başkanı İdris Alan, Elazığ'da üretim yapan şarap fabrikasının faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'da 80 yıldan beri üretim yapan ve başta üzüm üreticisi olmak üzere şehir ekonomisine önemli katkı sağlayan şarap fabrikasının faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı fabrikanın bazı birimlerinin depremde hasar aldığı ve bu sebeple işletme sahiplerinin farklı alternatifler üzerinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Alan açıklamasında şu görüşlere yer verdi. İlimizde 1944 yılında bir kamu işletmesi olarak kurulan, özelleştirildikten sonra da faaliyetlerine devam eden Elazığ'ın coğrafi tescilli üzümlerinden öküz gözü ve boğaz kere üzüm türleriyle önemli miktarda üzüm işleme kapasitesi bulunan, elde edilen ürünlerin marka değeriyle pazarlanması sonucu hem üreticilerimiz hem de şehrimize önemli katma değer sağlayan fabrikanın bazı birimlerinin depremden etkilendiğini, bu sebeple işletmenin farklı bir şehre taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçtik konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat İsaycıklıoğlu'na ileterek çözüm konusunda destek talep ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız İsaycıklıoğlu, işletme yetkilileri ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak yaptığımız görüşmede fabrikanın kapatılmayarak üretimine devam etmesi konusunda taleplerimizi ilettik. Yaptığımız üçlü görüşmeler neticesinde şu an için fabrikanın farklı biriyle taşınmasının söz konusu olmadığı, depremde hasar gören birimlerin onarılıp daha sonra bir yol haritası çizeceklerini belirten fabrika yetkilileri, üretimin ve üreticilerden üzüm alımlarının devam edeceğini, fabrikada çalışan personelle üzüm üreticilerini mağdur etmeyeceklerini, Elazığ bölgesinde üretilen kaliteli üzümlere ihtiyaç duyduklarını ve alımların her zaman yapılacağını, fabrikanın kapatılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler. Yetkililerinin fabrikanın taşınması gibi bir durumun şimdilik söz konusu olmadığını ifade etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da talep lerimize duyarlılık gösterip yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Türkiye odalar ve borsalar Birliği başkanımız rifat hisarcıklıoğluna teşekkür ediyorum. Elazığın üretim, istihdam ve ihracatı için çalışmalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecektir.